Selam arkadaşlar. Biraz geç olduğum için küçük bir uygulama yapmak istiyorum. Excel'den WhatsApp'a bir veri nasıl gönderilir onu anlatacağım. Önce bir tablo yapalım mesela. Ne yapalım? Tarih olsun. Şurası da yapılan iş olsun. Burada da açıklama. Normal bir tablo düşünün. Siz nasıl bir şey yapmak istiyorsanız size kalmış. Şöyle olsun. Çizgileri de gösterelim. Biraz sayfayı da yakınlaştırayım. Örneğin biz bir iş yapıyoruz. İşte 24.01.2019'da ne yaptık? Satışı olsun. Mesela biz 5 tane notebook sattık. 24.01.2020'de ne olsun? PC tamiri olsun. 3 adet. Yine aynı tarihte yazıcı tamiri olsun. 2 adet. Bu şekilde tablomuz uzayıp gidebilir arkadaşlar. Yaptığımız işi buraya yazacağız. Şurada da kime gönderilsin yazalım. Şuraya da durum diyelim. Şöyle. Evet. Yine geliyorum geliştirici arkadaşlar. Ekleden şuraya bir buton alayım. Ve butonun üzerine sağ tuş özellikler deyip buna BTN gönder olsun. Şu caption'ına da nasıl yazdım? Neyse gönder diyelim. Gönder diye isim yazdım. Şimdi ben istiyorum ki ben burada gönder dediğim zaman şu tablomu alsın nereye kadar gidiyorsa hepsini şurada yazacağım kişiye göndersin. WhatsApp'taki ismi nasıl kayıtlıysa arkadaşlar WhatsApp'taki ismine göndersin. Tam buraya dikkat edin. Sizin telefonunuza kişinin WhatsApp'ta ismini nasıl kaydetmişseniz o şekilde yazacaksınız. Hemen gönderin içine giriyorum arkadaşlar ve şunu yazıyorum. Dim kime as string dim tablo yine as string diyorum. Dim ondan sonra bir döngü yapacağım. Dim x as long her zaman yaptığım gibi. Hemen tablodaki boş yeri bulayım. For x eşittir. 2 mesela 10.000 olsun. Şurada next diyorum. Ve şuraya diyorum ki eğer aslında bir önce bir kaydetsek arkadaşlar sayfamızı önce bir kaydedelim istiyorsanız dosyadan farklı kaydet işte masa üstüne isim olarak da ya da günlük işler diyelim. Günlük işler diye isim veriyorum. Ve şuna makro içerebilen çalışma kitabı deyip masa üstüne kaydediyorum arkadaşlar. Şimdi tekrar gönderin içine girip kaldığım yerden devam ediyorum. Eğer sheet tırnak içinde sayfamızın ismi ne? Şu sayfa birine de çift tıklayıp buna günlük yazıyorum. Ya da ya ismi aynen sayfa 1 kalsın arkadaşlar. İsmi sayfa 1 kalsın. Tırnak içinde sayfa 1 nokta aslında şöyle de yapabilirsiniz. Aktif ve sheet de diyebilirsiniz. ACT yazıp kontrol boşluk deyin. Aktif sheet yani aktif sayfa. Nokta range tabi başına if koyacağım. Eğer aktif sayfadaki range a'nın x'i nokta value eşittir boş ise exit for. Dolayısıyla boş satırımızı öğrendik.
Şimdi kime diyorum arkadaşlar? Yine yukarıda kime tanımlamışım ya? Kime eşittir? Yine aynen şunu alıyorum. Şu satırı alıyorum. Kime? Buraya yapıştırıyorum. Nerede kime? E2'de. Value eşittir. Pardon. ActiveSheet nokta E2 nokta value. Bu kime? Budur arkadaşlar. İşte nokta range A2 nokta value. Şuraya tırnak koymamışız. Tamam. Bir de tabii en başta şunun aynısını kopyalıyorum. Şu en yukarıya arkadaşlar G2 value eşittir boşluk diyorum. Niye G2 siliyorum? Çünkü biraz sonra şu duruma gönderildi diye mesaj yazdıracağız. İlk etapta daha önce gönderilmişse burası temizlesin istiyorum. Kime dedik? Bir de bir döngü yaptık arkadaşlar. İkisimizi de öğrendik yukarıda. Şimdi hemen tablonun neresi olduğunu belirteceğim. Tablo eşittir. Yine ActiveSheet range A1'den 2 nokta üstte pardon. A1'den 2 nokta üstte nereye kadar gidiyor tablomuz? Örneğin şuraya kadar ise işte A1'den C kaça X kaça gitmişse yani şu aralık demektir. C ve X eksi 1. Çünkü boş satırı buluyor ya arkadaşlar. Boş satırdan bir yukarısı. Dolayısıyla burası hepsi bizim tablomuz oluşuyor. Tablomuz demek nokta copy diyorum arkadaşlar. Bak nokta yazıp nokta copy yazıyorum. Yani dedim ki ActiveSheet'teki range A1'den işte C'ye kadar C'nin x eksi 1'ine kadar kopyala. Ondan sonra geliyorum aşağıya. Yine aktive ACT yaz aktif workbook arkadaşlar nokta follow hyperlink adres 2 nokta üst üste eşittir. Tırnak içinde hemen WhatsApp web'i bulmanız lazım. Adresini alalım. Web WhatsApp yazıyorum. Ben de arkadaşlar bir saniye. Evet arkadaşlar buradaki bende açık olduğu için açıldı otomatik de ben kapattım. Kopyalıyorum buradaki linki. Gelip şu tırnak arasına yapıştırıyorum. En sondaki slash'ı siliyorum. Linkimiz de bu. Ondan sonra şöyle bir ekrana biraz bekletmesini sağlayacağız. Application. White application.white parantez açıyoruz. Now şimdiki zamana ekle artı neyi ekle? Tim yazıp kontrol boşa bastığın zaman time value diyoruz arkadaşlar. Parantez açıyoruz. Saat 2 nokta üstte dakika 2 nokta üstte saniye. Mesela 30 saat. İşte, WhatsApp'ın açılması ondan sonra bağlantının sağlanması için bir 30 saniye gerekebilir. Bir parantez daha. Enter'a bastım arkadaşlar. Application'imizin de bir açılma zamanı ayarladık. Şimdi sell diyoruz. Call diyoruz. Yani çağır. Neyi çağır? Send case gönder. Parantez açıyoruz arkadaşlar. Burada tırnak içinde ve küme parantezi içerisinde küme parantezi açıp kapatıyoruz. Buraya tab diyoruz. Büyük harfle tab yazarsanız daha iyi. Tab tırnağı kapattık. Virgül true. Parantezi kapatıyoruz. Yine call send case yine send case parantez açıyoruz arkadaşlar. Neyi göndereceğiz? Diyoruz ki kime gitsin arkadaşlar? Kime?
kime virgül burada true diyoruz. Ondan sonra sonuna bir de call, şurada kullanma yöntemi birisi call send case tırnak içinde alt gr tuşuyla beraber benim laptopta ü harfinin altındadır arkadaşlar. Şöyle işaret tırnağı kapatın. Önce bastığınız zaman bir şey çıkmayacaktır. Ben klavyedeki boşluk tuşunun sağındaki alt gr'ye basılı tuttum elimi. Sonra benim laptopta ü harfinin altında şu ekranda gördüğünüz işaret var. Siz daha neredeyse ona basın, sonra tırnağı kapatın. Ondan sonra gözükecektir. Hemen gözükmüyor. Virgül yine true arkadaşlar. Parantezi kapattınız. Şimdi ekranda 1-2 saniye bekletmenizde fayda var. Çünkü biraz zaman alıyor arkadaşlar. Tap tuşuna basıp aşağıya gelme kimliği bulup aşağıdaki o mesaj yerine gelmesi için de bir 0-5 ben yazıyorum. Siz 3 falan da yazabilirsiniz. Aşağıya geldikten sonra şimdi tabloyu göndereceğiz. Aynen şuradan önce kimliği yukarı yazdık. Sonra da buraya tabloyu gönderiyoruz. Tablomuzu da gönderdikten sonra sonra yani tablonun bitmesi için şey yapacağız arkadaşlar. Şöyle yapacağız yine. Oraya yapıştıracağız. Send case. Yine tırnak açıyorum. Shift tuşuyla beraber üzerinde ok olan shift ile beraber üstteki rakamlardan 3'e basın. Şapka işareti çıkacak. Artı V yazın arkadaşlar. Tırnağı kapatın. Virgül true deyin. Dolayısıyla şu hani mesaj yaz, WhatsApp'ta mesaj yazdığımız alana gelip tabloyu oraya yapıştıracak. Bir de gönderme anlamında şu işareti de tekrar buraya yapıştırıyoruz. Evet. Buraya kadar tamam. Burada da bir 2 saniye bekletelim. Bekleme yerine de bir 2 saniye ben yazıyorum. 2 saniye de burada bekle. Ondan sonra şuraya mesaj gönderildi yazayım. Ya da direkt gönderildi. Gönderildi yazdık. Gönderildi yazdıktan sonra arkadaşlar WhatsApp'a tablonuzu göndermiş olacaksınız. Ben hemen burayı kapatayım. Sonra son haliyle kaydedeyim arkadaşlar. Tabii kime gönderiyorsanız burada onu yazacaksınız. Ben çalıştırmayacağım arkadaşlar. Ben size bu dersi gönderiyorum. Siz burada aynısını yapın. Eğer gitmiyorsa lütfen bana mesaj yazın. Ben de kontrol ederim ve düzeltirim. Şöyle göndere bastığınız zaman mesela buraya ben bir tane bendim WhatsApp'ımda test diye bir arkadaşımın olduğunu farz edelim. Yani telefonu kaydetmişim test ismiyle. Ben burada göndere bastığım anda aha hata verdi. Şurada niye hata verdi? web.whatsapp.com arkadaşlar bunu bir kontrol edeyim de niye bu hatayı verdiği zaman neyse arkadaşlar durdurdum şuradan durdurup tekrar çalıştırdım sıkıntı yok galiba şurada da sadece G2 demişiz arkadaşlar G2 temizle demişiz şurası F2 olacak dolayısıyla şurayı F2 olarak düzeltiyorum şu aşağıda F2 diyorum bunu yaptıktan sonra bitti arkadaşlar. Öncelikle ne yaptık? Kime diye iki de kime tablo diye iki de değişken tanımladık. Bir x değişkeni tanımladık. F2'deki hücreyi temizledik. Yani şuradaki hücre durumu temizledik. Sonra bir döngü oluşturduk. Aktif sayfadaki x'in değerinin boş olduğu yerde exit'e for'dan çık dedik. Dolayısıyla boş satırımızı tespit ettik. Kime dedi değişkenine aktif sayfadaki E2'yi atadık. E2'de siz ne yazarsanız telefonunuzdaki kişiyi buraya yazacaksınız. Kime gidecekse tablo ise aktif sayfadaki A1'den CX-1'e kadar diyoruz kopyala. Sonra WhatsApp web'i aç. Ondan sonra 30 saniye kadar da bekle. Sonra kimeyi bul.
Hani WhatsApp'taki kime yazan, hani o normal isim listenizin üstünde hani mesaj yazarken kime gidiyorsa onu bul diyorsunuz. Ondan sonra bir 5 saniye bekleyip aslında bulduktan sonra 5 saniye çoktur. Mesela 3 saniye beklesin. Sonra tabloyu da ya Ctrl V ile yapıştırsın ve göndersin, send'le göndersin. Ondan sonra F2 de gönderildi yazsın arkadaşlar. Dolayısıyla ondan sonra siz burada göndere tıkladığınız anda otomatikmen web WhatsApp'ı açacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yine bağlı arkadaşlar benimki. Evet, ondan sonra gönderecektir arkadaşlar. Bakın şöyle biraz bekleteyim. Ben WhatsApp'ımı simge durumuna getirdim arkadaşlar. Şu anda 30 saniye gibi bir şey bekleyecek. Tabi bulamadığı için bence ben test diye biri olmadığı için ben de buraya gönder. Tabi ben bu sayfaya geri geldiğim için arkadaşlar buraya yapıştırdı. Eğer ben WhatsApp'ta beklemiş olsaydım bunu oraya yapıştıracaktı. Şu buraya yapıştırılan kısmını WhatsApp'a yapıştıracaktı. Ben bunu temizliyorum. Siz denersiniz arkadaşlar. Denediğiniz zaman sağlam çalıştığını göreceksiniz. Bir hata falan varsa arkadaşlar bana mesaj olarak yazabilirsiniz. Kodlarımız bunlar. Hepinize iyi geceler diliyorum.